Merhaba dostlarım ve tostlarım, ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağımız sunucu bence TRFC'nin en iyi faction sunucusu olacak arkadaşlar. God Network sunucusundayız ve... Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere bu sunucunun da Cold Network olduğunu zaten söyledik arkadaşlar. Vallahi hastayım. Sesim kötü gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden çok özür dilerim. Çok da uzatmadan sunucunun da tanıtımına geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Cold Network sunucusundayız arkadaşlar. Ölürsek de hesaplar sizindir. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Warp'larla başlayalım. Çok da warp bakımından çok farklı bir şey yok arkadaşlar diğer sunuculardan. Ama kendine öz olaraktan çok fazla şey gelişmiş şeyleri var. Ama şu anlıkta orman açık değil zaten arkadaşlar. Ormanda beta sürümünde olduğu için orman açık değil. Lapis'inden başlayalım arkadaşlar. Lapis normalde bilinen bir yer zaten ama çok da bakmamıza gerek yok aslında arkadaşlar. Level Market'i böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kes 6, kes 7, kes 8 olmak üzere 3 adet kılıçlar var. Level Market'leri... Çok edersiniz. Level marketleri kazma, kılıç, anahtar ve set almak için çok basit bir şey. Ben para kasasını öneririm arkadaşlar sizlere. Kurucuları da zaten sürekli aktif bir şekilde ilgileniyor arkadaşlar. Bu yüzden herhangi bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Bende de gördüğünüz gibi verimlilik 12 kazma var arkadaşlar. Maden markete bakalım. Maden market, maden parçasını arkadaşlar maden kırarak kazanabiliyoruz. Bunlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar set kasası, kazma kasası, para kasası. Bunları da buradan alabiliyoruz. Burada çok daha verimlilik oranlarınızı önermem. Zaten yoldan da göstereceğim. Onları coin markette göstereyim hatta yeri gelmişken. Coin market, pardon, cold market. Anahtar kılıçlar var, setler var, kazmalar var, titler, elitler var. Elitleri göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu setler kılıçlarıyla birlikte geliyor. Bunları tüm olarak bir şekilde giydiğinizde bunlar... hangi sunucuda oldu aklıma gelmiyor. Bir sunucuda vardı. Tam olarak şey yapmayacağım. Bu özel büyüler olarak arkadaşlar. Mesela Colt ekipmanı. Bunu seti ve kılıcı eline aldığınızda tamamen güç 2 ve hız 2 veriyor arkadaşlar sizlere. Tamamen artık o sizin üzerinizde kalıyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Colt ekipmanları. Yani çok daha abartılacak bir şey yok. Böyle de değişik bir şey kırıldığı anda da olmuyor. Burada iksirleri var. Bu coin'leri de, cold coin'leri de basit bir şekilde kasabiliyorsunuz aslında. PP madenini göstereyim. PP madenleri arkadaşlar diğer sunucularla kıyasla aynı. Ama build'leri benim çok hoşuma gitti. Build da hatta dün değişti. Yani bu videoyu çektiğimden bir gün önce gece değişti. PP madeni arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten de büyük olmasıyla birlikte gerçekten de çok güzel. PP maden sürekli aktif olduğu için de diğer madenlerden çok, yani Lapis'ten çok PP maden çekiyoruz. Biz de anasını ağlatmışız zaten. Böyle arenalara bakacak olursak da arenalarda çok bir farklılık yok. İlk önce PP arenasına bakalım arkadaşlar. PP arenası geniş bir arena değil. Fakat yine de hem build olsun hem de PP alanı olaraktan kaçılacak yer çok az olduğundan dolayı da gerçekten kullanılabilecek bir arena olarak geçebilir arkadaşlar. Buradan da köylüye tıkladığınızda zaten girebiliyorsunuz. FPS arenası da tamamen FPS üzerine arkadaşlar. FPS'imizin artması için olan bir yer. Bunu da zaten çoğu sunucudan biliyoruz. End'de kod sistemi var arkadaşlar. Kod sisteminin tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Burada bu kod kasasını işte kazanan kişiye 5 tane kod anahtarı veriyor arkadaşlar. Bunları açıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar dediğim gibi. Burada içeride bir bölgeye ilk giden veyahut da içeride en çok kalan kişiye veriyor diye biliyorum. İçeriden çok kalan kişiye ise de mantıklı bir şekilde ne kadar çok yaşarsan o kadar kazanırsın diye düşünüyorum. Sunucuda böyle de güzel bir sistem var. Normalde bunları sadece PP sunucularında ekliyorlar. Nasıl PP sunucuları dediğimde. Direkt hani nasıl diyebilirim size. Survivor PP'leri tarzındaki sunucular ekleniyor. Neyse kasamıza geçelim arkadaşlar. Kasalarımızın da hepsini gösterecek olursak arkadaşlar. Strom kasası. Strom kasalarının içinden de gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Onları da coin'den alabiliyoruz. Set kasalarında arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi güzel setlerimiz var.
Çok da uzatmadan hızlı bir şekilde bakacağım. Para kazanacağım tabii ki de mantık yap. Para var. Normalde bunun içinde çok 5M yoktu. 5M'i sonra netledik. Event kasası. Event kasasının içinden de kitlar çıkabiliyor. Ve bu ability kasası arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen şey için nasıl söylesem size. Büyü tarzında şey. At zırhı vardı bir tane de onu kaldırmışlar ama. Onu neden kaldırdıkları hakkında da pek de bir bilgim yok. Acaba neden kaldırmışlar? Aslında onları bir de sormak lazım da. Neyse. Bunlar ödül kasası. Ödül kasasının içinden anahtarlar çıkıyor arkadaşlar tabii ki de. Günlük kasasından da böyle şeyler çıkıyor. Partner kasası. Vallahi bize de partner verirlerse biz de bu kasadan açacağız arkadaşlar. Buradan da partner kasasına da bakalım. Stokas anahtarı veriyormuş. Partner, o partner kılıcıyla kazması da iyiymiş. Bu edit kazmayı da alırsak onu neyse onu hallederiz. Buradan da arkadaşlar VIP kasasında siteden alıyorsunuz galiba. Tam emin değilim ama siteden alınıyorsa da oradan zaten içinde VIP çıkabilir. Cold kasası da Cold VIP alanlara verilen merhaba karıcık oğlum. Ya Allah Allah manyak ya. Neyse. Wardlarımızdan arkadaşlar bir yere değil de büyüye geçelim. Size büyü göstereyim arkadaşlar. Büyü yok. Buradan görebildiğiniz üzere büyüler var arkadaşlar. Bu büyüleri nasıl alabiliyoruz? Tozları da daha oranlarını arttırmak için. Bunları alamıyorum galiba. Bir saniye hemen bir level kaçayım arkadaşlar. Levelimizi kastık arkadaşlar. Şimdi sel al yazalım. Sel oto satışı kullanmanızı tercih etmem. Çünkü oto satışta aşırı çok veriyor ve maden parçası da kazmışız. Maden marketten de sizin yanınızdayken de arkadaşlar para kasalarınızı alayım. Evet alamadım. PV1'den devamını alayım. Bir saniye bekleteceğim size. Buradan hemen bir tanesi de alalım. PV1'de bakalım. Ranklarımızı da bakacağım. Bayağı bir ortalığı karıştırdım. Anasını belledim ama neyse. Ranklarda bronzlar, gümüşler, altınlar, zümrütler ve elmaslar olmak üzere. Ve bir tane de master var arkadaşlar. O da en güçlü olduğu bölge. Hepsinin de farklı farklı özellikleri var. Kitleri var. Sadece bronz ve gümüş arasında kitleri değişiyor galiba ama. Bronzların kitlerinin hepsi aynı. Gümüşlerin kitlerinin hepsi aynı. Belki sonrasında değişebilir. Onun hakkında pek de bilgim yok arkadaşlar. Buradan da Master'da da koruma dokusu falan oluyor herhalde. Boğazım tıkanıyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Büyülerden de şimdi basit büyü küresini aldım arkadaşlar. Basit büyü küresinde bunu şimdi sağ tıkladığımda arkadaşlar bana olan tıkladım ha. Şimşek 1 vardı arkadaşlar. Bunu ben yaya bastığımda otomatikman bu adama gidip şey yaptım. Markette yay var mı acaba? Ona da bir bakayım. Neyse yokmuş yok. Yani varsa da bulamayacağım şimdi. Bunu yaya bastım da arkadaş. Üzerine gidip yaya bıraktığımda bu yay %49 şansla yaya birleşiyor. Olmazsa da yanıyor arkadaşlar. Yanarsa da çöp oluyor yani. İtem çöp oluyor direkt. Ondan sonra arkadaşlar size gösterilmesi gereken wardlardan neler var diye düşünüyorum. Çok fazla şey var ama gerçekten vakit yetişmeyecek. Yosun edit'i de göstereyim arkadaşlar size. Yosun editlerden Yosun editler olmuş yokmuş. Slash var edit doğrusu. Neyse zaten bilinen bir şey. Daha benim bile arkadaşlar öğrenebilmem gereken o kadar çok şey var ki. Şimdi 30 dakikada oyunda kaldığınız arkadaşlar size bir adet kristal veriyor. 30 dakikada bir verdiği kristalleri bu marketten yani slash kristal yazaraktan harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada oyunda kalarak gördüğünüz gibi rahatça şeyler alabiliyorsunuz ve oyunda kalarak VIP kazanabiliyorsunuz bir süre sonra. Oyunda kaldıkça gördüğünüz gibi Silver VIP ve Gold VIP alabiliyorsunuz arkadaşlar. 7 günlük ama olsun yine de kasılmanızı rahatlatacak bir şekilde. Ücretsiz bir şey. Daha güzel bir eklenti olduğunu düşünüyorum. Vakit nakittir'e bakayım. Tabii ki de yazamadım. Şuna da vakit nakittir. Çoğu sunucuda da olduğu gibi arkadaşlar burada da vakit nakittir var. Burada da tabii ki de gördüğünüz gibi ne kadar çok aktif kalırsanız o kadar da artıyor bir şekilde. 2 saatte, 3 saatte, 5 milyon, 4 saatte, 8 milyon ve 5 saatte 10 milyon. Ben sizin yanınızda olsaydım 5 saat AFK kalırdım ve 5 milyon gerçekten de çok güzel bir para arkadaşlar. 5 milyonu tercih ederdim. Burada neyse şimdi bunu geçelim. Arkadaşlar videoda buraya kadar olsun. Gerçekten anlatabildiklerimi anlattım. Anlatamadıklarım da kusura kalmasın. Bir sonraki videolara kalsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve sunucuya gelip sizlerle bizlerle oynamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.
Altyazı M.K.